Hangi boyaları kullanıyorsun? Türkiye'de hangi boyayı alabiliriz? Ayakkabı, ceket, deri boyamak için. Bunları cevaplayacağım. Herkese selam. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bu haftaki videomda o çok merak edilen soruyu cevaplıyorum. Hangi boyaları kullanıyorum? Hangi boyaları Türkiye'de hangi siteden bulabilirim? Neleri bulamam? Boyaların özellikleri nelerdir? Ayrıca bu boyaların performanslarını ölçmek için de bir test yapacağım. Eğer videomu beğenirseniz kanalıma abone olup beni desteklemeyi unutmayın. Hepinize teşekkür ederim. Şimdi iyi seyirler. İlk olarak Türkiye'de bulamadığımız, hala bulamadığımız boya demirbaş. Angelus Leather Paint, Angelus Leather Ink, yani yurt dışından getirtiyoruz bu boyaları. Dilerseniz kendi sitesinden alabilirsiniz. Fakat fiyatın üstüne bir de kargo eklendiği zaman biraz pahalıya geliyor bu Angelus. Yine de şunu söyleyebilirim ki uzun yıllardır bu boyayı kullanıyorum ve gerçekten performansı müthiş. Hemen ardından onunla da kapışan, Angelus'un rakibi olan Jacquard Airbrush boyası. Ayrıca Jacquard'ın diğer bir serisi olan Lumiere serisi de var. Ben genelde airbrush'larda, o tarz işlerde bu boyayı kullanıyorum. Birçok yüzeyde çok güzel tutunuyor. Hatta bazı noktalarda Angelus'tan daha kullanışlı diyebilirim. Ve bu boyayı Türkiye'de bulabiliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi bir diğer boyamız, bütçe dostu, Türkiye'ye yeni geldi. Leather Studio. Fiyat performans açısından güzel bir boya. Şu anda fiyatı 10 ila 20 TL arasında değişiyor. 2 oz, yani 59 milime tekabül ediyor. Angelus'un küçüklerinden daha fazla olduğunu söyleyebilirim. Peki bir Angelus mu? Maalesef ki değil, ama Türkiye'de satılan boyalar arasında en iyilerden bir tanesi. Fiyat açısından da uygun olduğundan dolayı. Bu boyamız da Createx Airbrush boyası. Bunu da Türkiye'de bulabiliyorsunuz. Bu boya biraz daha fırça ile de uygulanabilir bir boya. Fırça ile de kullanabiliyorsunuz. Fiyatı çok ucuz değil ama çok pahalı da değil. Yanlış hatırlamıyorsam 40-50 liraydı şöyle bir tanesi. Yine de ucuz değil. Lumiere serisini söylemiştim. Yine Jacquard markasının Lumiere serisi. Biraz pahalı bir boya. Aşağıya zaten linklerini bırakacağım. Linklerinden fiyatlarına da bakabilirsiniz. Bir diğer boyamız Art Deco Multi Surface serisi. Uzun yıllardır bu işi yapıyorum. Çok fazla boya denedim. Çok fazla boya markası denedim. Art Deco beni biraz şaşırttı. Bayağı İyi bir boya çıktı. Yani bu bahsettiğim yüzeyler için de Art Deco kullanabilirsiniz. Liquitex Heavy Body. Doğru okudum inşallah ismini. Bak burada kedi ısırmış ya. Küçük bir kedim vardı. Boyayı ısırmış da delememiş. Sağlam bir boya yani. Bu boya da güzel bir boya, fakat deri boyamak için pek uygun olduğunu yine söyleyemem. Gelelim son boyamıza, Rich marka boya. Bu boya yine multi surface, birçok yüzeyde kullanılabildiğini söylüyor. Fakat ben ayakkabıda denedim. Maalesef Art Deco kadar başarılı değil Rich. Ama dediğim gibi yine ceketlerde vesaire kullanabilirsiniz bu boyayı da. Şimdi boyaları test etmek için masada bir yüzey hazırladım. Plastik, bunları dökeceğim. Birkaç saat boyunca kurumasını bekleyeceğiz. Daha sonra bunların esneklik testine, kırılma, çatlama testine bakacağız. Nasıl oluyor? Hangisi çatlıyor? Hangisi çatlamıyor? Hangisi daha esnek? Esnek olması boyanın şu açıdan önemli. Ayakkabıda kullandığınızda bildiğiniz gibi ayakkabılar, deri yüzeyler, esnek yüzeyler, aynı zamanda kumaş vesaire yüzeyler de o şekilde. O yüzden çatlamaması, kırılmaması bizim için önemli. Bunu da test edeceğiz. Bu videodaki amacım ayakkabı boyama, ceket boyama, kumaş boyama gibi işlemleri hangi boyalarla yapabileceğiniz ve bu boyaların performansları ile ilgili. Çünkü bana çok fazla soru geliyor. Hangi boyaları kullanıyorsun? Kumaşı hangi boyayla boyayabilirim? Kot ceketi hangi boyayla boyayabilirim? Daha önce detaylı soru cevap videosu yapmıştım. Yalnız boyaları bu şekilde incelememiştik. Bu video biraz daha farklı olacak, o yüzden Angelus'tan başlıyorum. Unutmayın, boyaları kullanmadan önce her zaman çalkalayın. Çünkü boyalar kullanılmadığı zaman biraz dibe çöküyorlar. Tekrar karışması için iyice çalkalamanız gerekiyor. Evet, Leather Studio. Boya birincisi çok hızlı kuruyor. İkincisi malzemesi. Kuruduktan sonra yapışkan bir hal alıyor. Evet, esnek birazcık, fakat diğerleri kadar değil. Bir de boyanın yapışkan bir özelliği var. Bu tutunması açısından iyi. Fakat
Ayakkabıyı diyelim ki boyadınız, giydiniz, üstüne finisher kullansanız bile bir noktadan sonra yine bu boya ayakkabıya dokunduğunuzda yapışıyor. Yapışkanlık hissi veriyor ayakkabıda. Birçok yüzeyde kullanılabiliyor, uygulanabiliyor. Biz şimdi burada bu boyanın esnekliğine bakacağız. Bakın direkt çevirdiğim gibi koptu. Yani bununla ayakkabı boyarsanız bu aynı bu şekilde çatlayacaktır. Esnek bir boya değil çok fazla bakın. Kuru bir boya hemen kopuyor. Sert yüzeylerde başarılı olabilir fakat dediğim gibi ayakkabı falan boyamaya çalışırsanız maalesef sonuç gördüğünüz gibi bu oyun hamuru gibi kopuyor. Şimdi benim de beğendiğim boyalardan bir tanesi. Onu da göstereyim böyle yakından. Art Deco Multi Surface serisi. Güzel bir boya. Birçok markaya göre Türkiye'de satılan daha verimli buldum ben bu boyayı. Bu mesela Rich gibi gördünüz. Uğraşsan da kırılmıyor. Çekmeye, uzatmaya çalışalım biraz. Gördüğünüz gibi kopmuyor. Bayağı bildiğiniz esniyor. Plastik gibi oluyor. Yani bu şu demek. Bu boyanın elastik esneme özelliği var. Ayakkabıda, cekette vesaire de kullandığınız zaman çok kuruyup sertleşmeyecektir. Esnek kalacaktır. Bu da hareket kolaylığı sağlayacaktır. Tutunma açısından da güzel bir boya. Art Deco'yu deneyebilirsiniz bu anlamda. Lumiere serisi de güzel bir boya. O da esneyebiliyor gördüğünüz gibi. Kırılmıyor. Yine de diğer boyalara göre çok dayanıklı değil bu Lumiere serisi yalnız. Bu. Onu da göstereyim. Yalnız deride kullandığınız zaman gayet verimli onu söylemem lazım. Şimdi Createx Airbrush boyasına geçiyorum hemen. Onu da göstereyim. Bu boyayı da Türkiye'den bulabiliyorsunuz. İnternete yazdığınız zaman çıkıyor. turkeyairbrush.com'da vardı yanlış hatırlamıyorsam. N11 gibi sitelerde olması lazım. Bakalım. Bu boya birazcık evet çatlıyor diğeri gibi. Bakın hemen koptu. Yani çok verimli değil yine deri boyamak için. Şimdi Jacquard'a geçiyoruz. Jacquard Airbrush boyası yine. Bu boyalar yine diğerlerine göre biraz daha sıvı halledir. Airbrush'ta kullanıldığı için. İsminden de anlaşıldığı gibi. Hemen bakalım. Orada ben bir de siyah dökmüştüm. Onu göstereyim. Bu da gördüğünüz gibi esneyen bir boya. Yine esniyor. Çekince uzuyor. Ve inanılmaz ince şu andaki bu kat. Bakın katlıyorum. Kırılmıyor. Çekiyorum. Bayağı uzuyor yani gördüğünüz gibi. Lastik gibi uzuyor boya. O yüzden Jacquard'ı tavsiye edebilirim. Airbrush kullananlar için özellikle. Şimdi asıl baba boya Angelus'a geçiyoruz. Şu ikisi bu iş için gerçekten yaratılmış boyalardan arkadaşlar. Angelus ve Jacquard. Jacquard'ın tek dezavantajı Airbrush boyası olması. Angelus'u da Airbrush boyası olarak kullanabiliyorsunuz. Fakat inceltmeniz lazım boyayı çünkü yoğun bir boya. Performans açısından bunlardan iyisi şu anda yok. Bunlara yakın bu markalar arasında Art Deco fena değil. Deneyebilirsiniz. Şimdi bakıyoruz. Angelus da yine aynı şekilde kırılmıyor. Yine esniyen bir boya gördüğünüz gibi çektikçe uzuyor. Dediğim gibi ayakkabı boyarken özellikle deri boyarken bu önemli. Bu boyayı direkt geçiyorum. Bunu söylememe bile gerek yok. Bununla pek deri falan boyanmaz. Yine ceket boyamak için kullanabileceğiniz boyalardan Art Deco'nun kumaş boyaları var. Bunları da kullanabilirsiniz. Diğerleri kadar kapatıcı özelliğe sahip olmasa da kumaşta başarılı bir boyadır. Bunu da deneyebilirsiniz. Bunu da ek olarak eklemek istiyorum. Kot ceket vesaire kumaş boyarken. Kısacası size tavsiyem bunu geç, bunu geç, bunu geç. Art Deco, Jacquard, Angelus. Bu 3 boya şu anda bu iş için
En verimli boyalardan. Angelus'u Türkiye'de bulamıyorsunuz. Maalesef yurt dışından getirtmeniz gerekiyor. Jacquard boyası Türkiye'de var. Yeni geldi daha doğrusu. Bu yıl geldi. Colorbox'ta bulabilirsiniz. Altına zaten linkleri bırakacağım. Art Deco'yu birçok yerde bulabilirsiniz. Bunlar için de link bırakacağım videonun altına. Bugün farklılık olsun, sen anlat. Sneaker Save'e hoş geldiniz. Ama böyle başlamak istiyorum. Saçlarımla. Evet, bugün konumuz ne? Boyalar. Dışarıdan bir göz olarak anlatır mısın boyaları? Beni kullanırken izledim yeteri kadar. Anlat bakalım. Hangisi konuşuyorum. Bu şahıstan hiç hoşlanmıyorum. Kimseden. Bunu kodu boş ver. Bunu kullandığını görmedim. Belki kullanmışsındır ama gözümle görmedim. Yani gördüysem de farkında yani değilim. Ama denk gelmemiş olabilirsin. Sen. Ama bunun güzel bir hissi var. Yağlı boya şeylerine benziyor. Çoko krem mi? Evet, çoko kreme de benziyor. Art Deco. Buna yorum yapmayayım. Bence yapmayayım. Rengi güzel ama... Neden? Ben bir sevemedim. Olmadı. Zaten işlevine bakıyoruz yani. Uyuşmadık. Saten akrilik. Saten şeyleri sevmem. Jacquard mıydı bu? Yok, Lumière. Jacquard. Lumière serisi. Bu güzel de rengi kötü. Bu cafcaflı kimseyi ben gördüm de nerede gördüm? Ayakkabıdan maske yapmıştım. Onu da kullanmıştım. Güzel bu, güzel. Güzel renk. Fosforlu cevriye. Evet. Bunu seviyorum. Bu tam bir fiyat performans. Ben bunu çok seviyorum. Tam bir orta alt ekonomi grubu boyası. Ben öyle nitelendiriyorum, bilmiyorum. Leather Studio. Bunun renkleri de güzel. Seviyorum. Ben boya karıştırma özürlüsü bir insanımdır da. Kendi hazır karışmış. Mükemmel yani. Bu çok cool bak. Bak bu çok cool. Gerçekten çok. Rengi de öyle. Her şey öyle. Bak sesi de. Çok cool. Sevdim Airbrush. Bu da mı Jacquard'çı olmuşuz biz. Jacquard. Hey Allah. Airbrush boyası. Sadece sevdim. Değil. Değil. Değil de bu Airbrush ama serisi. Airbrush'ta kullanılır. En çok. Bunu en çok. En çok bunu sevdim. Bu da atamız, dedemiz. Böyle elini öp alnına koy. Angelus'umuz. Bunu herhalde bu sektörde olup kullanmayan bir insan Demirbaş. Var mı bilmiyorum. Demirbaş. Hiç, ata ya, dede direkt yani. Hani şey, bunu, elini öpeceksin bunu. Buna yapacak bir şey Demirbaş. Yok. Demirbaş. Bulamıyorsun, o kötü. Demirbaş ya. Kötü yani. Böyle. Ben ne boyardım? Tamam artık, kanalımı bırakıp gider misin? Bir de... hadi ayakkabı da... boyamazdım, ceket hani, boyardım. Mikrofonumu da verir misin? Hayır, vermeyeceğim. Mikrofonumu da ver. Al canım. Haydi bakalım. Bye bye. Bay bay. Hoşçakal. Teşekkürler bay bay. Güzel yorumların için. Aynı zamanda. Bay.